Alakalı hocam Mesut'u nasıl adapte edebilir? Bununla alakalı az sonra size bir sorum olacak Mehmet Özcan'a bu noktada dönmek istiyorum. Hoca üretken bir Fenerbahçe izlemek istiyor. Açıkçası e, evet futbolu son yıllarda çok fazla keyif vermedi. Eldeki malzeme sanki daha üretken bir takım izleyebilecekmişiz gibi bize sinyaller veriyor. Ama hocanın anlayışı sence bununla örtüşecek mi? Erol Bulut döneminin sıkıntısı o. Erol Bulut yoksa puan ortalaması çok başarısız değildi ama... Şimdi Kadıköy'de 7-8 maç kaybediyorsunuz. Hala maçlarda biz Altay'ın performansını konuşuyorduk. Fenerbahçe'nin evet. kaybettiği maçlarda bile 2-3 olmadı diyorduk Altay sayesinde. Oyun planında sıkıntı var. Mesela Samat'ta yükleninin tamam mı? Şimdi Guiza mesela izleyiciler hatırlayabilir. Kale direklerine sarılır kaçırdı gollerden sonra. Üzülürdü. Çünkü pozisyonları değerlendiremezdi ama. Samat'ta benim hafızamda çok kaçırdıkları canlanmıyor. Tam aksine pozisyona girememesiyle yani oyuna top o bölgeye gitmiyor bir türlü Fenerbahçe'de. Fenerbahçe çok gol kaçıran bir takım değil de forvetler üzerinde söylüyorum. Artı kenar oyuncularında hocam size %100 katılıyorum. Ben Rozier dışında şu sistemde böyle ileri geri çalışacak bir 3-4-3'ün sağ kanadı mesela şimdi. O sahi Nazım olmaz. Sola geliyorsun. Caner Ferdi deneniyor. Yani kolay değil. Şunu soruyorum hocam. Hazır sizi yakalamışken Kerem'den de şimdi rol çalmış olacağım ama benim hatırladığım Kerem son Fenerbahçe hocamı hatırlıyorum ben. Uçehök. Hocam siz sanki üçlü oynamışsınız. Öyle çok üçlü ben Fenerbahçe hatırlamam. Yok üçlü oynamadık biz hiç. Zeman, Hep oynadık. O, hani en azından libero oynama özelliğine sahip oyuncular vardı. Siz, Yesök de öyle oynayabilirdi. O doğru, doğru. Zeman'a gidiyorum kolay değil üçlü oynamak. Hocam ben Galatasaray adına şunu söyleyeyim. Galatasaray üçlü orta sahi değil. Üçlü orta sahanın bile ciddi zafiyetleri var. Kerem o bölgeye siz üçlü orta sahi ete boyla kurmaya kalırsanız olmaz. Hani Belhanda, Emir Kılıç, Taylan gibi yine top tekniği yüksek isimlerle bir şekilde idare edebilirsiniz. Ben üçlü defansın da orta sağ kadar olmasa da risk olduğunu düşünüyorum. Kolay değil. Ee, orada tamam sol ayaklı salayın olması değerli ama sanki o bölge bir Denayer tarzı çabuk oyuncu ister e, geri süpürücü olarak. O... alakalı hoca memnunmuş bu arada. Üçlünün sağ stoperinde. Sanki Tisaran formaya daha yakın gibi görünüyor. Bu olabilir. Ee, yanılmıyorsam 7 tane stoper var zaten. Ee, Sadık'la yollar... Ayrıldı herhalde. Ayrılacak S gibi görünüyor veya ayrılacak e, düzeltiyorum özür dilerim. Hocam Novak olmaz mı stoper? Bence üçlüde. Hocanın planlarından bir tanesi bu. Şu yani ortadaki bir oyuncu o, oyunu kurma yani iki stoperi sahne ve soluna alırsın e, o denenebilir oynanabilir ama e, onun yerine farklı e, şeyleri düzeltmesi gerekiyor hocanın bir kere. Bu oynadıkları son e, hazırlık maçında e, Fenerbahçe'nin geriden oyun kurmada mesela sıkıntı yaşadı. Her ne kadar Gustavo El Nibera'da e, iyi oynuyor olsa da Fenerbahçe'de en iyi oyunculardan bir tanesi olsa da mesela topla buluşmasında sıkıntı var. Bir türlü topla buluşturmuyor rakip. E, stoperler uzun oynayarak bir şeyleri geliştirmeye çalışıyorlar. Çalışılmış mesela o. E, çapraz top atıyorlar. E, fer diye o sayede. Son maçı kimin oynadıkları Zvöl, ismini... Hiçbirini... Hollanda. 2-0'da 2-2 oldu. o maç mesela, o maçta yaptılar. Hem sol taraftan o uzun top attılar, hem sağ taraftan sol tarafa Ferdi'ye çok uzun top attılar. Mesela bu çalışılmış. Buna ben hiçbir şey söylemiyorum. Ama sen geriden oyun kurmada sadece bunu mu yapabiliyorsun? Yani başka bir alternatifin yok mu? Orta sahaya oynama, orta iki tane önlü beran var. Mesela hiç topla çok fazla buluşmadılar. Neden e, bunlar için çalışmıyorsun? Ferdi sol beke kadar getireceğine ben olsam e, Gustavo veya yanında oynayan Ozan, İrfancan e, İrfan Can kimse e, o sayeninde içeriye kapatmasını yeğlerim. Çünkü çocuk 70 metre geriye koşuyor. 70 metre yerine 30 metre veya 40 metre orta sahaya kapatsa bu işi halledebilir diye düşünüyorum. O kaymaları yapamadığı için Fenerbahçe o iki tane kenar oyuncusundan verim alamıyor. O iki kenar oyuncusu verim veremedi ki Ferdi çıkana kadar çok iyi performans sergiledi. En azından Fenerbahçe'nin bütün atakları sol taraftan gitti diyebilirim gol için. o bölgeden geldi. Ee, evet. Ama e, 45 dakika 45 dakika sonra yok. da üç. Kaybıyoruz. Benim itirazım şu. Üçlü stoper oynayabilirsin ama bir de önde Gustavo Kerem bana çok defansif geliyor. Açayım yani şimdi Galatasaray bana da keyif verdi. Etobo'dan ziyade Tayland Safkan bir altı diyemeyiz. Beşiktaş'ta Safkan altı. Josef ama Josef sağ bekinin açığını kapadı. Sol beki kapadı. üstüne Atiba forvet gibi oynadı. Yani o da hücum ağırlıklı oynamasını sağladı. Şimdi siz 3 stoper. Bir de önünde Gustavo bana biraz büyük takım için fazla emniyetli geliyor. Yani o bölgede atıyorum Mert Hakan Ozan da yapabilirsin. Mesela Gustavo'yu üçlüde değerlendirip. Ya ben o yüzden e, biraz ya da şöyle söyleyeyim şimdi. Rotasyon çok olabilir kadrolarda ama Defansta çok olmaz hocam o defansı bizim şu ana kadar konuşmamamız gerek hani. Hala işte sen dedin demin ifade ettin Kerem Tisseranti'yi dedin. Hadi solda Zalai'yi banka oynar diyoruz ama mesela üçünün ortasında kim oynayacak? Kestiremiyoruz. Solda Novak ortada Zalai'yi e, denedi hoca olabilir. İşte orada Novan e, boyu kısa kalabiliyor. Yani e, rakibiniz Nova'nın üstüne oynayabilir. Santrafor Nova'nın üstüne gidebilir. E oradan öyle bir avantaj elde edebilir. Bu benim düşüncem ama hocanın ne planladığını ben bilemem. E, dolayısıyla e, Mehmet'in söylediği gibi e, üç tane e, oyuncu duracak defansınızda ama bir tane santrafor tutacak üç tane oyuncu. Benim oyun mantığım budur yani defansta dört tane oynatıyorsunuz oyuncu dörtlü savunmada bir tane santrafor oynuyor ama iki tane beki öne çıkartmazsanız siz 4 kişi bir tanesi e, santraforu tutmuş olur. Dolayısıyla 4-4-2 veya benzerlerinde beklerin önemi çok büyüktür. E, 3-5-2 veya 3-4-3'te de 3 tane oyuncu oynatıyorsunuz. Bunlardan en az bir tanesini orta sahaya kaydırabiliyorsanız o özellikle Galatasaray'da işte Alpaslan'ı o yüzden söyleyebilirim mesela. Evet. Stoper olarak oynatırsınız ama öne kayar. E, iki stoper normal 4-4-2 gibi durur. Bir tanesi Santrofor'u kontrol eder. Ee, öndeki de orta sahaya yardım eder. Orta sahadan birini daha ileri itmiş olursunuz. Bu rotasyonları yapabilirseniz siz oyun içinde ben derim ki 3-4-3 de çok iyi. 3-5-2 de çok iyi. Ama siz bu rotasyonu Mehmet'in söylediği gibi üçlü durup önde de iki tane ön liberonuz duruyorsa beş kişiyle bir kişiyi tutmuş olursunuz. Siz o zaman hücum edemezsiniz zaten. Gidemezsiniz. Rakibin ceza sahasını göremezsiniz. Ne zaman görürsünüz? Havadan atarsanız görürsünüz. Başka türlü göremezsiniz yani. Yine Fenerbahçe'den bir... Samat için özür diliyorum. Samat da için hocam. de şunu söyleyeyim. Ee, yine bir hazırlık maçıydı. Ee, bir gol, bir penaltı yaptırdı. Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa Doğrudur. Bak e, maçların e, şeylerini hatırlamıyorum. Mesela şey, İrfan Can, muhteşem iki tane top attı. İki tane aynı top attı. İki tane koşu Samat'ta da. İki tane Gol. Dolayısıyla hani Samatya'ya siz attınız da veya Valencia'ya topu attınız da onlar mı yapamıyor, beceremiyor ve santrafor arıyorsunuz? Fenerbahçe'nin problemi santrafor değil. Ee, orta saha üzerine ayrıca konuşalım istiyorum. Çünkü orada çok ciddi